Ailenin böyle bir eylem yaptı Kılıçdaroğlu, böyle bir eylem çeşidi. Eleştirenler oldu, yani ne gerek var diyenler oldu, bu yanlış anlaşılır diyenler oldu. Bir çağrısı var Kılıçdaroğlu'nun, zamlar geri alınsın diyor. Bir sivil itaatsizlik eylemine çağrı yapmıyor, kendi has bir tarzı var. Daha evvelde adalet yürüyüşüne çıkarken ben yürüyeceğim demişti sadece. Arkasından milyonlar yürümüştü hatırlayacaksınız. CHP lideri Kılıçdaroğlu yakın siyasi geçmişimizde en çok saldırıya uğrayan lider belki de. CHP liderinin bir davada davacı olmaktan vazgeçtiğini duyurayım size mesela. Bir kavanoz dolusu mermi göndermişti biri, bir kavanoz dolusu kurşun davası devam etmekteydi. Bugün o davada bu tehdit davasında dava düştü. Çünkü CHP lideri affetmişti. Mehmet Emre, 3 Mayıs 2020'de mermi dolu kavanozda fotoğraf paylaşmış. İddiaya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu da tehdit etmişti. Göç paylaşımında CHP, HDP sayfaları resmi hesaplarını Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'i etiketlemişti. Hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit suçlamasıyla 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı e, davaya duruşmaya katıldı ama mahkeme tarafların uzlaştığını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun hangi şartla sanığı affettiği açıklanmadı. Böyle şeyler çok konuşulsun da istemiyor. Terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlemişti Karadeniz'de konvoyuna. Hatırlayacaksınız Çubuk'ta linç edilmek istendi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Şimdi oturduğu yerden sisteme düzene dair hiçbir adım atmayan, daha iyi olsun diye hiçbir şey yapmayan, yalnızca klavye başında yazıp çizenler böyle eylem mi olur, faturayı ödemese ne olacak demeye başladılar. Bir adım attı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gerisi faturayı ödeyemeyenlerle Empati kurabilmek, onların sorununu gündeme getirebilmek için biz ne yapacağız? İşte orası önemli. Ee, canım bu milletin e, negatif duygularını işte almak, çekmek, o, o ortamda oluşan, toplumda oluşan olumsuz duyguları e, emmek, yani toplumsal muhalefeti bastırmak adına atılmış bir adım diyenler de çıktı. Ne yapmasını bekliyorlar acaba muhalefetin? Büyük mitinglere devam edeceğini de açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün. Büyük mitingler sürecek daha evvel Mersin'de yapılmıştı hatırlayacaksınız. Şimdi sırada Bursa var ee, bayramdan sonra Bursa'da millet mitingi düzenlenecek efendim. CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurmuştu Ramazan ayından sonra milletin sesi mitinglerinin ikincisi için adres ve tarih de belli oldu. CHP mitingini 21 Mayıs'ta Bursa'da yapacak. Kılıçdaroğlu et ve süt kurumu önünde yaptığı açıklamayla Ramazan'dan sonra milletin sesi mitinglerine devam edeceklerini, kürsüyü millete bırakacaklarını söylemişti. CHP Genel Merkezi yaklaşık 10 gün önce Bursa İl Başkanlığı'nı arayarak miting bilgisini paylaştı. Hazırlıklar başladı. Bursa'da çok büyük miting olacak 21 Mayıs Cumartesi saat 17'de. Alan Merinos veya Gökdere Kent Meydanı henüz netlik kazanmadı onu söyleyelim. Belki çevre illerden de gelmek isteyenler olacaktır. Şimdi ne yapacak peki elektrik yok evde? Ha bu arada evet doğru haklısınız bir kavanoz dolusu kurşunu adresine göndermemiş de sosyal medyadan onu etiketleyerek paylaşmış sanık onu affetti Kılıçdaroğlu hadi görmeyelim bu sefer dedi ama neler neler sosyal medya üzerinden muhalefete ve muhalif bilinen ünlü insanları hakaret etmek serbest memlekette tehdit etmek de serbest ama aksi düşünülemiyor bile. Eleştiri dahi hakaret olarak algılanabiliyor. Yazın gönderin mesajlarınızı, çözüm önerilerinizi. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası eylemiyle ilgili ne düşündüğünüzü de bizimle paylaşın lütfen. Bizler geride kalanlar ne yapabiliriz onu da konuşalım kendi aramızda. Bir dakika elektriği kapatmak mı mesela saat 21'i gösterdiğinde? E, ya da temsili olarak her akşam bir ilde elektriği kapatma, kullanmama eylemi mi? Ya da biz de mi faturaları ödemeyebiliriz? Ne yapalım sizce? Ne yapalım? Canımıza tak etmişken ekonomik sıkıntılar nasıl çıkmalı? Karanlıklar aydınlığa. Ee, Kılıçdaroğlu eve mi gidecekmiş diye merak edenler var. Genel merkezden çıktı, eve gidiyor. Ee, bu akşam evde mi olacaklar? Oğlunun evi var. Oğlunun evine mi gidecekler? Belli değil muhabirimiz de bekliyor evin önünde soracaklar efendim elektrik de olmayınca kandille mi oturacaksınız akşam ne yapacaksınız nasıl e, yapacaksınız diye soracaklar birazdan biz de evin önüne döneriz. Şimdi yarın ne olacağımız belli değil memleketin geleceği belirsiz o yüzdendir aslında milyonlarca genç de yarın imkanları olsa yurt dışına gidip yerleşmek orada çalışmak istediklerini söylüyor güven duymuyorlar ülke yönetimine ekonomi yönetimine de güven duymuyorlar. Tüketici güven endeksi açıklandı ve tarihin en düşük seviyesinde. Endeks aylık bazda %7,3 oranında azalarak 67,3 seviyesine geriledi ki böylesi hiç olmamıştı. Tüketicinin güveni sıfır noktasına yaklaştı. Esnaf. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Şey gibi borsa gibi olduk. Gelirimizden gitti yani şu anda biz diyoruz ki hani dükkan dönsün, işçiden yemesi çıksın. Başka bir şey beklemiyoruz şu anda. Yarınımızı göremiyoruz. İşçi. Önümüzü göremiyoruz. Hiçbir şey için önümüzü göremiyoruz. Ee, i̇nanılmaz her şey pahalı. Her şey çok kötüye gidiyor. Çok eksi yönde ilerliyor. Yarını göremiyoruz. Emekli. Malın gücü kalmadı. Türk parasının değeri yok oldu. Gelecek yok. Bitti. Milyonlar gelecek bir yana yarını bile göremiyorum diyor. TÜİK verileri de ekonomiye güvensizliği gösteriyor. Tüketici güven endeksi Nisan ayında tarihi düşüş yaşadı. Aylık bazda %7,3 oranında azalan endeks 67,3 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi tarihi dip seviyesine en son 2021 Aralık ayında görmüştü. Tüketici güven endeksi tüketicinin kişisel mali durumunun ekonomiye ilişkin genel değerlendirmelerinin gelecek dönem beklentilerinin ölçütü. Endeksin yüzden küçük olması güvenin kötümser olduğuna işaret ediyor. Nisan ayında dip seviyesini gördü. Güvenin azalmasındaki en temel etkense ekonomi politikaları. Sağlıklı bir ekonomi politikası olduğunu zannetmiyorum. Ee, güzel yürütüldüğünü zannetmiyorum. Zaten hazinede para kalmadığını biliyoruz. Ee, yani hiçbir şey iyi gitmiyor. 1300 lira engelli parası alıyorum. Benim de evimin elektriği kesildi diyor. Adı da Kemal izleyicimizin. Ve onunla aynı durumda olanlarla e, duygudaşlık, duygu daşlık, duygu birliği kurabilmek adına yapılmış bir eylem. Akıl verenler de var yine. Sivil itaatsizlik çağrısı da yapsaydı ya diyenler var. Belli olmuyor ki bu ülkede. Hani dışarıda bir muhalefet lideri cezaevindeki bir lidere göre daha etkili olabiliyor. Hoş cezaevindeki bir muhalefet lideri de zaman zaman sesini duyurarak kamuoyunda etkili mesajlar verebiliyor. Zor bu işler Türkiye'de. Ee, nedir? Evet, destek telefonları geliyormuş CHP lideri Kılıçdaroğlu'na. Ee, hemen arayanları söyleyeyim. Evine davet edenler var. Diğer muhalefet liderlerinden. Elektrikler kesik gelin buyurun bizim evde e, da yaparız, iftarı da yaparız diyenler var. İyi Parti lideri Meral Akşener telefon etmiş. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Onlarla telefonda görüşmüş CHP lideri Kılıçdaroğlu az evvel nasıl destek olabiliriz diye sormuşlar ve bir de davet etmişler. Buyurun Selva Hanım'ı da alın gelin biz de. Savuru da yaparız, iftarı da yaparız demişler. Kılıçdaroğlu'na destek telefonları gelmeye devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de muhabir arkadaşlarımız dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden eve gelmesini bekliyor. Soracaklardır herhalde ne yapacaksınız bu akşam diye. Böylesini görmemiştik. Hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi çok iyi anlatan yıllar sonra da hatırlanacak bir kişisel, bir bireysel çıkış aslına bakarsanız bu. Ha, vatandaş ne düşünür bu konuda? Halkın büyük çoğunluğu ne düşünür? Hani ödeseymiş canım faturasını diyenler var. Elektriğin bir hak olduğunun altını çizmek istiyor Kılıçdaroğlu. Elektriğe özel şirketlere para kazandıracak bir kaynak olarak bakılamayacağını anlatmak istiyor. Haktır iyi beslenebilmek, sağlıklı beslenebilmek, enerji, ulaşım, sağlık hizmetleri bunlar haktır. Gaziantep'te az evvel şu görüntüler kaydedilmiş CHP milletvekili Ali Haydar hak verdi paylaşıyor. Ramazan pidesi dağıtıyorlar pide ve bir de e, çorba dağıtıyorlar. E, Azıcık iki kaşık kuru fasulyeyle iki kaşık pilav dağıtımı yapacaklar. Bu dağıtımı e, sağlıklı bir şekilde yapamıyorlar. Bir. İkincisi... Herkesin o kadar çok ihtiyacı var ki birbirini ezecek neredeyse o arabadan dağıtılan iftarlığı almak için insanlar birbirini ezecek neredeyse. Diyor ki Ali Haydarak verdi. Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten iktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek diyor çöküş dönemi tabelasıyla. Yardım böyle olmaz. Geçim derdinin görüntüsü bu ha, kuyrukta bekleyenler için ya da birbirini ittirenler için değil bu utanç. Bu utanç o şehri ve bu ülkeyi yönetenlerin.